var. Bozantı'dan Mersin'e gitmek istemişler. İki tabur. Giderken Tekir'e geldiklerinde bizim iki Güylekli Tuncu ve Bahçe teyze yanlarında iki çocuk. Onlar da Bunda'ya gidiyormuş hayvanlarla. Onlara demişler Güylek Boğazı'ndan geçmemek için. Kestirme başka nereden gidebiliriz diye sormuşlar Mersin'e. Onlar onları buraya sürmüş. Demişler ki buradan gidilir. Önlerine düşmüşler fakat çocukları da güyle kaçırmışlar. Demişler ki gidin söyleyin oradaki adamlara. Fransızlar geliyor. Biz falan yere götürüyoruz. Neyse çocuklar gitmiş orada bilgi vermiş. Onlar da Fransız iki taburunu almış önlerine düşmüşler. Bu yola getirmişler. Buradan işte burası Elmalı Boğazı. Buraya getirmişler. Buradan şu gedik şey de deriz. Germeç. Aferce. Kar Boğazı tarafına. Orada da ileride bir derede karşılıklı bizim Gülek'ten gelen o çeteler karşılıklı mevziler almışlar. Silahlarla tam dereye dar alana geldiklerinde her iki taraftan da silahını daramışlar bunları. Oradan buradan çok silah sesleri gelmişler. 34 kişilermiş ama çok kalabalık ses yapıyormuş. Bir de yankı olduğundan çok büyük bir ordu zannetmiş. Orada artık teslim olmuşlar. Bir kısmı kaçmış. Bir grup kaçmış. Yılan ilası dercileri. Teke ilası var. Onları da orada kıstırmışlar. Teslim almışlar. Sonra bir komutan gelerek götürmüşler Güylek'te. Yemek vermişler bunlara. Yani tüm o tabura. Orada bulgur pilavı falan pişirmişler. O arada komutan gelmiş şeyden. Karahisar'dan o teslim almış. Adamlar bizi kim teslim aldı diye sormuşlar. Bakmışlar köylülere. Şaşırmışlar tabii. O da yemek demişler. Neyse teslim almış bu şekilde. Karboğazı Savaşı bitmiş. 28 Mayıs 1920.